Sonra geçerken çaktırmadan bir sigara yakar, böyle tek biz yerlere atar. Ah, yaktı yaktı sigarayı yere diye. Senin dizi biraz öyle benziyor değil mi? Evet. Yani beni cezbeden zaten tarafı bu oldu. Çünkü genelde hani hepimizin bildiği gibi artık bence Türk televizyon izleyicisi de bu konuda çok bilinçlendi. Bu yüzden hani eğriyi doğruyu çok iyi ayırt edebiliyor. Devamlılık tutan izleyiciler var mesela. Dizideki devamlılığı tutuyor ve aksesuar, bir sonraki sahnedeki takılan aksesuar, o da aksesuar değildi diye internette yorumlarda. Evet. Bu derece bilinçli bir izleyicimiz var. Onlar ama bir de öyleleri var. Sadece onun ona bakıyor. Vardır muhakkak tabii. Ben de mesela yok, Amerikan filmlerinde vardı. Hiç tutmuyor mesela planlar oyuncunun bakışı şeyi. Ben de hemen yakaladı bu. Ya oyuncusu. Dediğin gibi artık yani şu anlamda tensel ilişki artık o kadar göz önünde ki, değil mi? Belki de onun için. Hikaye de belki onun için tutuyor onların dizisi. Ecem diyor ki öteden beri zaten tensel ilişkiden kaçış var. Var. Burada yani ben dizilerini çok seyretmiyorum ama öyle pek öpüşme kokuşma. Biraz da şey yani hissediyoruz. Kadının erkeği beğenip de mendili yere bıraktığı dönem olabilir yani. Biraz böyle kıyısından. Benim demin anlattığım gibi. O kalem eski dönem. Mendili düşme dönemini ben bile hatırlamıyorum. Bilmiyorum, hatırlayan var mı? Şimdi burada artık hiç olmaz. Artık ama yok bu Menekşe'yle Halil herhalde bir buslata erecek der günün birinde. Değil muhtemelen mi? Öyle olacak. Olacak. Yani, o böyle bir bana haber verseydi. Göndereceğim size, söz veriyorum. Gerçek hayata dönersek... Bir aşk durumu nasıl, biz karıştırdık yani, şöyle karıştırdık, sizin hayatınızda öyle hani çok kadın görmedik, bir Azra Akın'ı biliyoruz da ondan sonra ne oldu, tekrar mı başladınız siz? Bizim evet öyle oldu. Ha, öyle mi? Hı-hı. Hani onun bir... Yani bir aşk bitti sonra tekrar canlandı mı, yoksa bir yanlış anlaşma dolayısıyla mı ayrıldı? Hayır. Yani şöyle söyleyebilirim bu konuyla ilgili. İnsanları ayakta tutan duyguları olduğunu düşünüyorum. Geçen zaman ne olursa olsun kader, kısmet orada bitmiştir, başka yerde başlamıştır. Bizim için belli başlı bazı duygularımız vardı. Buna sahip çıkmayı karar verdik. Bu kadar. Ay çok da yakışıyorsunuz. Çok iyi yapmışsınız. Dünya güzeli. İki tane dünya güzeli. Ay bunlardan nasıl çocuk çıkar kim bilir. Hemen çocuğa söyleyeyim mi? Bundan sonra artık hiç şeye lüzum yok. O kadar yakışıklı adama lüzum yok. Yeni çıkan şeyi okumadınız mı? Artık kadınların kök hücresinden sperm de üretiliyormuş. Erkeklere gerek kalmayacakmış ileride. Gözün ayrı. Çocuk yapmak için. Burada fonksiyonumuz nedir? Tabii öyle bir şey olacaksa burada fonksiyonumuz nedir? Onu düşünmek, evet, tartışalım. Yani. Fonksiyonumuz kalmıyor. Çok depresif bir durum yani. Ay, o zaman Kıvanç'a benzeyen bir çocuk yapamayacaksın demektir bu, değil mi? Kime benzeyecek o çocuk? Senin anneye benzeyecek. Anneye benzeyecek. Ama tabii yani, öyle bir şey hakikaten gerçekleşirse çok acıklı olur. Gibi, çok küçük. Çünkü akraba evliliklerinde bile aynı genler olduğu zaman çocuklar kötü oluyor. Yani evet, aynı sen kendi yapa nasıl bir de şimdi parkta geziyorsun, kucağında çocuğun yanına geliyor. Efendim nasıl yaptınız bunu? Kendi kendime yaptım. Yoksa erkekten mi gibi böyle tuhaf şeyler çıkıyor. Ya da kemik iliğinden kadın spermi üretildiğine göre kadın başka spermi bir... var mı? Hayır, kadın spermi üretiyorlar. Kemik iliği. Ona niye kadın spermi diyorlar? Başka bir kadından da. Ne desinler? Ya kadın spermi lafı da komik çok. Yani bir erkeklere bir spermi bırakılmış diyse. Yani madem çocuğu tek babayı bayılıyor. Bilim başka yönde ilerliyor. Ve babasız çocuk olmasına ne dersiniz genel olarak? Piç derim. O babasız değil. Babası belli olmuyor. Söylemedim ben. Babasız çocuk aslında hani doğalı neyse onu savunan insanlarız. Doğalı hani kadınla erkeğin birlikte olması, sonra da çocuğun dünyaya gelmesidir. Bana babası çocuk diyor. Eksik mi diyor? Yani onu, o aslında tartışılacak bir yani konu. Yani o babasız çocuk eksik büyür yani, ayrılırlar yine babasız büyür, yine eksik tabii, büyür. Tabii öyle de bir durum söz konusu. Yani. Çocuk doğar, belki ayrılırlar, sonra büyüdüğü zaman ayrılırlar. Yine bir şekilde babasız büyüme şansı var her zaman tabii çocukların. Sen kendi kendine yapılan çocuktan mı söz ediyorsun?
Hayır, baba figüründen de çok galiba. Hayır, babasız çocuk da. Ona bakarsanız şu da var. Ona bakarsanız şu da var. Kadın hamileyken eşinden ayrılıp doğan çocuğun da hayatı boyunca babasını görmediği dönemler oluyor. Yani evet, böyle evet. Vakalarla karşılaşmışız. Oluyor tabii. Siz yani beş ondan... kardeşsiniz değil mi? Evet. Beş edin beş parmağa benzemez derler. Hayır. Siz benziyor musunuz? Bizde erkekler babaya biraz daha benziyor. Hı. Öyle. Yani kızlar sizden daha mı çirkin? Hayır, belki şöyle söyleyeyim. Göreceli bir kavram. Annemi görmediniz. Görmedim. Babanı da görmedim. Seni görmedim. Size çok hoş belli. Annem. Güzel bir karışım oldu. Annem çok güzeldir. Maşallah. Annem... Kardeşler ne yapıyor? Kardeşlerin hepsi evlendi. Ne iş yapıyorlar sizinle? İşte en büyük abim Almanya'da yaşıyor şu anda. Tatlıcılık yapıyor mu? Hayır. Abim de serbest orada kuaför işiyle uğraşıyor. Ortanca kız kardeşim mesleğini bıraktı. Önceden Türk Hava Kurumu'nda çalışıyordu. O da evlendi, bıraktı. Kız kardeşim, o da evlendi. O zaten çalışmıyordu. Abim çalışıyor. Güzel gidiyor. Siz bağlı mısınız kardeşler birbirinize? Kardeşler bağlıyızdır. Bizde her zaman şey yoktur yani. Asla dargınlık, küslük. En fazla bir saat sonra tekrardan sarılırız. Bu tatlıcılık işini yürütecek kimse kalmamış galiba sülaleden. Bu kadar böyle meslekle uğraştığınız için küs kalamıyorsunuz. Hep tatlısınız zaten. Tabii, böyle ama tatlı var. İşi 100 yıl süren tatlı işi herhalde şimdi değil mi? Tabii. Belki açarız. Şu anda, Belki. Şimdi bir de senaryo grevi bitti biliyorsunuz Hollywood'da. Senaristler istediklerini kazandı 3 ay sonra. 12 bin senarist grevdeydi. 5 milyar dolar Hollywood'u zarara uğratan bir grev. Ama neticede sebep şimdi neymiş? Daha fazla pay almak istediler. İnternet haklarından telif. Ve o internetten şimdi pay alabilecek. Alacaklar evet, nihayet. Bravo. Bizde halbuki değil mi? Sen eski filmlerin oynar bin tane bir kuruş alamazsın. En kapitalist toplum Amerika'da bile sendika var. Ve adamlar bastırdılar. Bütün şeyi durdurdular. Bütün kanalları, prodüksiyonları ve 1 milyar dolar zarara soktular kanalları. Sektörü. Kapanma noktasına geldi ve sonunda emeklerinin gücün ile resmen haklarını kazandılar. Hadi benim bakalım. Gel sürücü kırıcılar da olmadı. İngiltere'den yazar getireceğiz diyorlardı. O da yok. Ha. Ama buna karşılık biliyorsunuz geçen hafta 21 tane insanımız, gencecik insanımız öldü. Ne sigorta, ne sendika, ne herhangi bir toplumsal hak asla söz konusu değil. Cayır cayır yandılar. Hemen unuttuk bir haftada. Kalktık sanki buradaki işi halletmiş. Buradaki hesaplar sorulmuş, bunların neticesi alınmış gibi Almanya'daki yangın için buradan Türkiye'ye de Almanya'ya gidiyor. Yani sen önce gidiyorsun? Buradakine bak değil ya mi? Kardeşim önce sen buradakine bak. Sonra Almanya'daki yangına gidiyorsun. Gitmişken bir de şu Solingen katliamındaki yanan evin nasıl müze olduğunu bari git gör de. Gel burada da Madımak Oteli'nin altındaki kebapçıyı kapat, orayı müze yap. Yani inanılır gibi siyasi değil. Rant var Almanya'ya sen Hollywood grevinden buraya bağladın ya. Yani bravo yani. Hollywood grevinden çıktık da Sivas tavanı basınlığına kadar geldi. Bağlarım çünkü hepsi bunların birbirine bağlı şeyler. İnsanların hakça yaşama hakkı değil mi? İnsan bugün gibi dedi... yaşam hakkı aynı şekilde. Ne çabuk unutuyoruz ya. Almanya'daki şey zaten Alman hükümeti bırakmayacaktır yani o şeyin peşini. Ama dediğim gibi ben kapanıyor. Yangın denince aklıma benim Madımak Oteli geliyor. Paris'te senin Paris'te kızacak bu gene. İnanılmayacak bir şey. Geçen yıl bir gazeteciden alışveriş ediyorum. Bir Türk çocuğu bana dedi ki Müjde Hanım siz sanatçısınız dedi. Hiç utanmıyor musunuz dedi. Madımak Oteli hala niye müze değil dedi adam bana. Yerin dibine girdim ben. Gazeteyi masteyi alamadan kaçtım oradan. Tabii canım kardeşim. Yani onun için bunlar yapılmadan hiçbir şey düzelmeyecek. Hakkını da savunamayacaksın. Şimdi senaristler bir yana oyuncular da çok ağır şartlarda çalışıyorlar dizilerde. Helal. Geceniz yok gündüzünüz yok. Ama oyuncular olarak örgütlenip bir araya gelip biz bu şartları istemiyoruz, kabul tabii. etmiyoruz. Diyebilecek bir dayanışmayı herhalde şimdi, gösteremiyorsunuz. Aslında, sendika yok yani. Aslında bunu şöyle yapmak lazım. Şöyle düşünmek lazım. Önceden diziler
aşağı yukarı 40 dakikaydı. 40-45 dakikaydı. Şu anda dünyada öyle. Evet, şu anda 90. Baktığınız zaman televizyon kanalında bir yayınlanan herhangi bir sinema filminin dakikasına bakıyorsunuz, 116-117 bir dizinin dakikasına bakıyorsunuz, eş değerde. O yüzden haftalık bir de yapmak durumunda kaldığınız için dolayısıyla bu periyot daha da uzuyor. Hani 10 saatlik veya 5 saatlik çalışma şartı kalkıyor. Tabii ikiye katlanabiliyor. Özellikle harici çalışıyorsanız, yani drama çekiyorsanız, sitcom dışında başka bir işle uğraşıyorsanız bunlar ikiye katlanıyor tabii ki. Evet ama şimdi şeyde Amerikan televizyonda olsun, sinemada olsun şey olmayan sendika dedi. Sendikalı olmayanlara iş vermez. Sendikalı olacaksın. İş sendikalı olacaksın. Ondan sonra gidip iş arayacaksın. Hayır, bizde öyle bir şey yok. Bizde o ben bu şartlara dayanamıyorum gideceğim dese alırlar başka bir karar. Ama bizde vardı yani. Pınar biliyorsun. 12 Eylül'de bütün sendikalar kapatıldı. Sinema sektöründe de vardı. Ve o gariban ışıkçılar, setçileri içeriye alınıp işkence gördüler. Sen kimden tarafasın diye yazdı. Ekmekten tarafa, kimden tarafa olacak? Yani 3 kuruş haftalık alan insanlar işkence gördüler. Sakatlanmış arkadaşlarımız var. Bunların üstü hepsi böyle ölü toprağından örtüldü. Şimdi zaten örtünmek meselemiz oldu. Şimdi aslında şöyle bir şey var değil mi? Modellik, mankenlik, sonra oyunculuk diye bir çizgi takip ediliyor. Böyle bir çizgi takip edilmeye başlandı. Diyorsunuz ki çok iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Bundan sonraki hedef bu. Türk sinemasında sizce en iyi oyuncular, yani kimseye örnek almak veya kimseye benzetilmekten hoşlanmıyorsunuz. Kimseye de örnek almak belki istemiyorsunuzdur ama hani en iyi oyuncu olarak gördüklerimiz kimler bugün? Şimdi benim yanımda bu çocuk buna nasıl cevap versin? Müjde Ağar diye başlayacak. Kadınları söylemez, erkekleri söyler belki. Erkeklerden başlayayım. Aslında tabii... tartışmasız sanatına hayran kaldığımız birçok isim var Türkiye'de. Şimdi Haluk Bilginer, zor duruma sokuyorsunuz çocuğu. Meslektaşlar hakkında konuşmak zor. Söylüyor işte değil. Haluk Bilginer diyor, Haluk Bilginer, Şener Şen. Dikkat edersen hepsi ama senden çok yaşlı ve şey tiyatrodan yetişme oyuncular. Ama seyrettiğiniz, ama seyrettiğinizden çok büyük keyif alıyorsunuz ve hakikaten. Tabii ki öyle, tabii ki öyle de. Yaşatıyorlar ve çok saygı duyuyorsunuz. Bu insanları zaten ben değil, bütün Türkiye zaten severek izliyor. Aynen, ben de onu itiraz etmiyorum. Tabii ki en sevdiğim adamlardan bahsediyorsunuz. Kenan'ı da beğeniyor. Kendi Kenan, evet, çok başarılı buluyorum. Kenan Müjdaloğlu'nu çok başarılı buluyorum. Kendi kuşağınızdan. Cem, size şimdi kendi jenerasyonunuzda en iyi yazarlar kim desek çok ben kolay söyleyebilir misiniz? Yemeğe gidenleri söylemem. En iyi ben diyebilirsiniz. Tabii ki insan kendine güvenecek ve evet ben şey onlardan daha iyi yazıyorum ki yazmaya kalkıyorum, yoksa daha kötü yazacağım diye girmiyorum bu işe, daha iyisini yapacağım diye girmiyorum. Ama şey var tabii, yani bu işi iyi tabii yapan ki insanları da mutlaka belirtmek lazım sorulduğu zaman. Niçin saklayacaksınız tabii ki, saygı duymak lazım. Onun için söylüyorum yani, doğrudur insanın kendi meslektaşları tabii hakkında konuşması. Kıvanç Tatlıtuğ beğendiklerini de söyledi. Üstelik kendi jenerasyonundan da bir isim de verdi. Kenan İmirzalıoğlu dedi. Biz sana teşekkür edelim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir de şey, dalış merakınız var. Siz Atademir'i tanıyor musunuz? Evet. Atademir yani, de iyi dalıyor. Öyle. Arkadaşınız var mı? Yok. Herhangi bir arkadaşımız yok ama. Birlikte dalışa gidersin ama o sizden daha iyi. Ben de severim dalmayı. Denizi seviyorum. Peki. Ata dalamazsa sen daldır falan gibi böyle. Yok ya, ata daha ağır olduğu için daha iyi dalar. Peki, çok teşekkür ediyoruz Kıvanç Tatlıtuğ. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Tatlılardan istiyoruz. Ama keyif aldık programı.